Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam oruçla alakalı olarak bir takım bilgiler vermiştiniz daha önceki programlarda. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi orucun faydalarından falan bahsetmiştiniz ya. Yani vücuda faydası var orucun. Bedenimizi işte zindeleştiriyor. Daha da inceltiyor, işte kan akışımızı normale döndürüyor, dinlendiriyor falan filan. Bunlar vücudumuza olan maddi faydalar diyebileceğimiz faydalar. Peki orucun manevi faydası yok mudur? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken, mesela daha önceki programlarda da gücümüz yettiği kadarıyla nakletmeye çalıştık vaktimiz müsait olduğu müddetçe. Hani oruç insanlara hem maddi hem manevi faydalar sağlar ifadesi kitaplarda geçiyor. O maddi faydalar içerisinde mesela biz bir sene içerisinde devamlı surette yemek yiyerek, çeşitli gıdalar alarak, çeşitli meşrubatlar içerek mideyi olsun, böbreği olsun, karaciğer olsun, ince bağırsaklar olsun durmadan çalıştırıyoruz. Çalıştırıyorsun. Ama oruçla bunu dinlendirmiş oluyorsun. Yani bu organları dinlendirmiş oluyorsun. Rahatı erdirmiş oluyorsun. Hatta bazı mesela tabipler, doktorlar da hastaların tedavide perhizi kullanıyor. Tabii. İşte diyor ki sabah şunu yiyeceksin, öğlen bunu yiyeceksin, şunu yiyeceksin, akşamlar ağır yemeyeceksin. Diyet denilen, yani, rejim denilen şey. Rejim denilen yani. Şeyler yaptırıyorlar falan. Ama o rejimden, diyetten daha bu şey söyleyiver oruç. Etkili. Etkili. Çünkü tabipler yaptıkları araştırmalarda diyor ki olduğu gibi iç organlar revizyona geçiyor. İmsakla beraber yeme içmeyi kestiğin için akşam ertesi gün güneş batana kadar bu organların hepsi dinleniyor. Bunun faydası maddidir deniyor. Yani kendi bedenimedir. Tabii. Peki manevi faydalar o insana ait değil mi? O da insana aittir de o bunlar gibi görünen değil. Elle tutulan bir şey değil. Elle tutulan bir şey değildir. Şimdi Mustafa Bey, aç ve susuz kalmayan bir kimse aç ve susuz kalanın halinden anlamaz. Hani bir söz vardır. Tok açın halinden anlamaz. Hem öyle hem de damdan düşen halini damdan düşen bilir derler. Evet. Dolayısıyla ömründe açlık susuzluk çekmeyen bir kimse işte falan ben de biliyorum canım falan filan şimdi. Ben de biliyorum değil. Aynı şekilde boğaza karşı oturacaksın, kahveni içeceksin, yemeğini yiyeceksin, suyunu içeceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ondan sonra aç insanların halini yazacaksın falan. Palavra bu. Kimse de inanmaz. Ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak suretiyle bu aç insanların, susuz insanların halini daha iyi anlıyorsun. Şimdi Allah-u Teala belli bir mevsimde emretmemiş. Kameri takvime göre emretmiş orucu. Dolayısıyla aşağı yukarı 30 küsür senede bir insan bütün mevsimlerde oruç tutabiliyor. Yaza da, kışa da, bahara da, ilkbahara da, sonbahara da geliyor. Dolayısıyla her mevsimin kendisine göre bazı handikapları var. Mesela yazın en çok susuzluğu şey yaparsın. Kışa denk geldiği zaman da bir şey yemediğin için üşürsün. Mesela aç kalmış işte mesela depremde kalanlar bir hafta sonra, iki hafta sonra işte üşüdüm diyor mesela, değil mi? Evet. Üşüdüm, susuz kaldım. Yemeden içmeden şey yapıldı falan. Onun halini yani bir kimse oruç tutmuşsa der ya ben de kışa denk geldiydi. Oruçta nasıl zangır zangır üşüdüydüm falan şey yaptıydım. Sıcak bir çay içecek, rahatlayacak ama yok. Yani oruç tutuyor. Veyahut da susuz kaldı. Yazın işte oruç tutarken o susuzluğun halini oruç tutarken hissetti. Bir yerde çölde işte susuz kalmış. O zaman anlayabilir. Yoksa insanın karnı tok, sırtı pek bunun böyle bir şeyleri anlaması mümkün değil. Dolayısıyla oruç bize bunları hissettirir. Peki bunları hissetmek insanda neyi harekete geçirir? Yardım etmeyi, destek vermeyi, başkalarının da aynı şekilde ihtiyacını giderme fikrini, düşüncesini harekete geçirir. Ve dolayısıyla merhamet artık yani kademe kademe yükselmeye başlar.
susuz insanlara, aç insanlara veyahut da giysisi olmayan çıplak insanlara, üşüyen insanlara yardım etme düşüncesi gelir. Peki bir kimse bir kimseye yardım ederse kazancı ne olur? Amerika'da yapılan araştırmalarda bu sinir hastalıkları için genel olarak, yani başkalarına iyilik etmek sinir hastalıklarına iyi geliyor. Evet. Niye? Yardım edince onların sevincini görüyorsun, rahatlıyorsun. Kendi vücudun farkına varmadan, hani moral diyorlar ya, ya bir moral kazanıyor. Başkasına da yardım ediyorsun. Bir de şimdi yardım ettiğin senin gibi muhtaç, aciz bir insan. Seni de onu da yaratan Cenab-ı Hak. Sen Allah-u Teala'nın muhtaç, yardıma muhtaç bir kuluna, aç bir kuluna, susuz bir kuluna yardım ediyorsun. Veyahut da ayrıca giysisi olmayan birisine yardım ediyorsun. Sahibi de aynı şekilde sana yardım eder. Senin hastalığında gider, işlerin rast gelir. Eğer iman etmişse, Müslümansan, yarın ahirette mizanın başında hesaba çekilirken, diyelim ki amellerin hepsi defolu. Ama meleklere Allah-u Teala sorarmış, yok mu bu kulun başka bir ameli? İşte ya Rabbi, dünyadayken bu senin fakir, aciz, susuz, aç kullarına elinden geldiği kadar yardım ederdi. Yardım ederdi. Allah-u Teala da buyurmuş ki, madem kendisi aciz, muhtaç olduğu halde benim muhtaç kullarıma yardım etti, şu anda bu kendisi muhtaç durumda. Şimdi sıra bende, ben yardım edeceğim. Allah-u Teala nasıl yardım eder Mustafa Bey? Benim dağlar kadar günahım var. Melekler der ki, ya Rabbi, bu kulun şu kadar günahı var. Sildim buyurur. Mülk onun değil mi? Sildim. Sevabı yok. Ne kadar günahı vardı? 100 ton. 200 ton sevap verdim der. Mülk onun değil mi? Cennete götürün. Götürür. Dolayısıyla oruç bize manen, arzu ettiğimiz, bazen okuyup takip ettiğimiz o melekeleri, o halleri kazandırma özelliğine de sahip. Ve kitaplarda bunlar orucun manevi faydalarıdır deniyor. Çünkü oruç mesela kitaplarda anlatılırken buluyor ki, yalnız yemeği içmeyi bırakmak değildir. Gözü, kulağı, eli, ayağı, bunları da aynı şekilde kötülüklerden çekmektir. İnsan oruçluyken tabii bedene bir zafiyet söz konusu. Dolayısıyla gidin de şu adamı döveyim düşüncesine sahip olmaz. Evet. Zaten gücü de yetmez o anda. Suç oranları da düşüyor mesela Ramazan'a gelince. Suç oranları da düşüyor tabii. Hatta kitaplarda anlatılırken buluyor ki, orucun işte batini birçok faydalar vardır. Bunlardan mesela birisi de ilmi ve anlayışı aklı parlatır. Çünkü devamlı söyte tok olan bir kimse sağlıklı düşünemez. Gevşeklik olur. Uyku bastırır. Lüzumsuz şeylerden bahseder. Oruç sebebiyle bunun aklının önündeki o perdeler, sis perdeleri de kalkar, anlayış da artabiliyor. Dinli olsun, dinsiz olsun. Mesela bu Hint brehmenleri kendilerini aç bırakmak suretiyle, yani açlığa alıştırmak suretiyle mesela bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir aya kadar dayandırabiliyorlar kendilerini. Öyle azar azar yemek suretiyle. Ondan sonra nefisleri parlıyor. Olağanüstü bazı haller onlara sahip oluyor. Eğer iman etmiş olsa kerame sahip olacak. Yani evliya olmuş olacak. Dolayısıyla oruç tutmak suretiyle insandaki o merhamet duyguları, insanlık duyguları harekete geçer. Sonra insanlardaki o yardım etme duygusu harekete geçince her şeyden önce kendini de düşünür. Nasıl düşünür? Ya der, bu aç susuz kaldı. Yarın öleceğim, ölünce mahşer günü ben de muhtaç olacağım. Bugünden hazırlık yapayım der. Yani ölüm mukadder. Ne demek ölüm mukadder? Mukadder takdir edilmiş. Yani istesen de istemesen de. Bu deprem sebebiyle gelir, kaza sebebiyle gelir, kalp krizi sebebiyle gelir, kanser sebebiyle gelir. Mutlaka olacak. Mutlaka şey olacak. Sadece ölüme Allah-u Teala ezelde bir sebep yaratmıştır. O sebep bir gün devreye girecek. Kimde? Hepimizde. Mesela Azrail Aleyhisselam'ı Allah-u Teala yarattığı zaman Azrail Aleyhisselam arz ediyor. Ya Rabbi diyor, senin bu kulların içerisinde sevdiklerin var, peygamberlerin var, evliyan var. Bunların yakınlarını ben ruhunu aldığım zaman bana beddua ederlerse bizim halimiz nice olur.
Allah-u Teala sen üzülme, ben öyle sebepler yarattım ki seni hatırlarına bile getirmeyecekler buyuruyor. Hakikaten mesela bunu anlatıyoruz, söylüyoruz. Mesela bir yakınımız birisi vefat etti. Nesi vardı? Ya, canı sıkılmış, ölmek istemiş, ölmüş. Halbuki Allah-u Teala ona sebep kılmıştır. Her şeye bir sebep olmuştur. Ölmeni de o sebeptir. Dolayısıyla orucu Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanarak, sevap bekleyerek, günlerin uzun olması veyahut da oruç tutmanın güç olmasına şikayet etmeyerek ve karşılığını da Cenab-ı Hak'tan bekleyerek eğer oruç tutulursa insanın içindeki o manevi duygularda harekete geçer. Güzel haller, insanlık dediğimiz mürüvvet denilen kitaplarda öyle yazılıyor. Onlar oruç sayesinde de devreye girer ve insanı güzelleştirir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize orucun manevi faydalarını anlattı. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Zehep, altın ve fıdda, gümüş, kadına süs için caizdir. Kullanılmaları haramdır. Rabıtanın hasıl olması, saadete kavuşmuş olanlara nasiptir ki, bütün hallerde, rabıta sahibini arada vasıta bilirler. Rabıta-i muhabbet. Rafiziler 12 fırka olup, cümlesi, Eshab-ı Resulü, Resulullah'ın eshabını tekfir ederek, dalalet fırkalarının en kötüsü olmuşlardır. Rafizilik, Emir radıyallahu anh'ın muhabbeti değildir. Eshab-ı kiramdan uzaklaşmaktır ki, kötülenmiştir. Ram ve Kerşen, Hinduların putlarıdır. Anne ve babadan tevellüt eylemişlerdir. Rah-ı içtiba, içtiba yolu, çekip götürülmek yolu, peygamberlere mahsustur. Rah-ı müridin, müridan yolu, rah-ı inabettir, inabet yoludur. Ve rah-ı muradan, muratlar yolu, rah-ı içtibadır, içtiba yoludur. Rah-ı inabetin kavuşmaları az, rah-ı içtibanın kavuşmaları pek çoktur. Rüyada vaki olan şeyler, âlem-i misalde görülmüştür. Rüyada görülen elemin, eğer faraza, hakikati varsa, dünyevi elemler kısmındandır. Kabir azabı, ahiret azaplarındandır. Allah Allah diyerek, Mevla'yı zikrederek, Kur'an'ı fikrederek, sahura hoş geldiniz. Gönülden diyelim Allah, dermanımız kelamullah. Okuruz inşallah, zuhur eder aşkullah. Yiyenlere şifadır, içenlere devadır. Aşkullah kazandıran, sahura hoş geldiniz. Gönülden diyelim Allah, dermanımız kelamullah. Okuruz inşallah, zuhur eder aşkullah. Feyzi ilahi almak, gönülden huşu duymak, içten duygulanarak, sahura hoş geldiniz. Gönülden diyelim Allah, dermanımız kelamullah. Okuruz inşallah,
zuhur eder aşkullah. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep sadaka vermek, 70 kere Estağfirullah min külli ma kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep maddi sebepleri bulmaya da yardım eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız ölüme çare yoktur. Ve hastalıkların başı çok yemektir. İlaçların başı perhizdir. Ve hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz buyurdu. İnsan hasta olmamaya dikkat etmelidir. Bunun için de İslamiyete uygun yaşamak lazımdır. İslamiyete uymakta gevşek davranarak hasta olan kimse ilaç almalı, perhiz etmeli ve fakirlere sadaka nezretmeli ve sık sık sadaka vermelidir. Perhiz yani rejim yapmak caiz ve lazım olduğunu teyemmüm ayeti göstermektedir. Su zarar verince kullanmayın, teyemmüm edin mealindeki ayeti kerime meşhurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ile bir eve gitti. Meyve getirdiler. Hazreti Ali'nin gözleri ağrıyordu. Meyveden kendisi yedi. Hazreti Ali'ye sen yeme. Göz ağrısına zarar verir buyurdu. Pişmiş pazıyla arpa getirdiler. Bundan ye. Gözüne faide verir buyurdu. Ödemi olanlara su içmeyin. Suya perhiz ediniz buyururdu. Maruf-u Kerhi Hazretleri. Bugün doğum tarihinin kayıtlara düşülmediği kadar sessiz, fakat vefatına bütün bir cihanın ağladığı, bir alemin ölümü gibi vefat eden bir büyük alimin, evliyanın, Allah dostunun, Maruf-u Kerhi Hazretlerinin hayatını anlatacağız. O öylesine bir seçilmiştir ki anne babası Müslüman bile değildir. Hristiyan anne baba çocukları olan Maruf'u ve kardeşini Hristiyanlığı öğrenmeleri için bir kiliseye gönderirler. Fakat bir şeyler ters gidecektir. Daha ilk derste Maruf aklın yaşla ölçülemeyeceğinin en büyük örneklerinden birini vererek kendisine ısrarla haşa Allah üçtür diyen papaza, haşa, Allah'a ortak nasıl olur, öyle ilah olur mu, o elbette ki birdir, diye haykırır. Her defasında dövülen Maruf, yine de o yaşına rağmen hakikati haykırmaktan vazgeçmez. Allah elbette birdir, hiç insandan ilah olur mu, hiç onun ortağı olur mu? Böylesi bozulmuş ve neshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış bir dinin mensupları olan anne babanın böylesi nasipli çocuk yaşta bir evladı olması az görülmüştür. Bu Allahü Teala'nın lütf ve ihsanının Maruf'u muhabbet ve hidayet kemendiyle yakalamış olmasının bir tezahürüdür ki evliyalık seması yıldızlarının en parlaklarından olacak olan bir yıldızın doğum müjdesinden başka bir şey değildir bu. Maruf'a kendisine kabul ettirilmek istenen batıl itikadın yanında her gün dövülmesinin acısı elbette pek hafif gelir. Ve Maruf kiliseden kaçarak perişan bir halde bir camiye sığınır. Camiler onun sığınağı, camilerde Allah dostlarının sohbetleri onun gıdası olmuştur. Geçer yıllar. Günün birinde sığındığı bir camide vaaz veren
İbn-i Semmak Hazretlerinin ciğerleri muhabbet korlarıyla perişan edip yakan sözleriyle geçer adeta kendinden. İbn-i Semmak Hazretleri şöyle buyurmaktadır o an: kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse, Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa, Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur, ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Maruf, bu sözlerin büyüklüğüyle ve aşkıyla kendinden geçmiş ve o anda kalbiyle Rabbine iltica etmişken, İbn-i Semmak Hazretleri aniden susar ve "Bağdatlı genç nerede?" diye sorar. Herkes Maruf'a bakmaktadır. İbn-i Semmak, onun başını okşayıp, "Ey Allah'ın muhabbetine kavuşan kişi!" deyince, rahibin yaptığı eziyetler, ailesinden kaçıp diyarını terk etmesi, dahası bu Allah dostunun muhabbetiyle gözünden boşanır yaşlar. Daha sonra İbn-i Semmak Hazretleri, Büyük İmam Ali Rıza Hazretlerine gönderir Maruf'u. Maruf-u Kerhi, onun önünde Müslüman olmakla şereflenir ve seyyidlerle birlikte yaşar. Onun meşrebi, huyu ve muhabbeti o kadar uyar ki Resulullah'ın torunlarına, İmam Ali Rıza Hazretleri, onun için Ehl-i Beyt'ten sayılan Selman-ı Farisi Hazretlerini misal gösterir ve Selman-ı Farisi ceddimize ilhak edilip, Ehl-i Beyt'ten sayıldığı gibi, Maruf da bize dahil edilmiştir. Müjdesini verir. İçtihat makamına da kavuşan büyük evliya Maruf-u Kerhi Hazretleri buyurdular ki, dünya sevgisinin kalpten çıkarılabilmesi ancak Allahü Teala'ya karşı halis sevgi, tam bir muhabbet ve Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmak ve men ettiklerinden sakınmakla mümkündür. Amelsiz cenneti istemek ve emir olunduğunu yapmadan rahmet ummak, cahillik ve ahmaklıktır. Evliyanın üç alameti vardır. Düşüncesi hak ola, işleyeceği işi hak ile işleye, meşguliyeti daima hak ile ola. Hikmetten yedi iyi huy meydana gelmektedir. 1. Birincisi zekadır. Bir melekedir, bir alışkanlıktır. Bunun yardımıyla insan bilinen şeylerden bilinmeyenleri çıkarır. Delilleri bir araya toplayarak aranılan şeyleri bulur. Bunu kazanmak için malum şeyler yardımıyla meçhul olan şeyleri bulmaya çalışmak, hesap, matematik ve hendese, geometri problemleri çözmek lazımdır. 2. Sürat-i fehimdir. Buna sürat-i intikal de denir. İhtiyacı olunca lazım olan şeyi hemen anlayan melekeye denir. Bir şey işitince onun aksini, tersini de hemen anlar. Zeka düşünmede ve incelemede, yani fikirde ve nazarda olur. Yani bilinen şeyleri inceleyip bunlardan bilinmeyen bir netice elde eder. Sürat-i fehm ise fikirden ve nazardan başka şeyler de olur. 3. Zihin açıklığıdır. İstediği şeyleri çabuk anlamak, elde etmektir. 4. Dikkat etmektir. Düşünceler mani olmayıp, istediği şeye teveccüh etmektir. 5. Teakkuldür. Lüzumlu şeyleri öğrenirken, her şeyin haddini, sınırını aşmamaktır. Yani lüzumlu olanı terk etmez, lüzumsuz olanla da meşgul olmaz, vakit öldürmez. 6. Tehaffuz, yani unutmamaktır. Ruhun akıl erdirdiği, anladığı bilgileri unutmamasıdır. 7. Tezekkürdür. Hafızadaki bilgileri
her istenilen zamanda hatırlamaktır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Kırklareli ilimizin tarihi ilçesi Pınarhisar'dan sesleniyorum. Tabii gönül isterdi ki Pınarhisar'daki tarihi eserleri de Kırklareli'de olduğu gibi birer birer verelim. Kaynayan su gözesini gösterelim. Fakat programımızın imkanları buna müsait olmadığından biz burada Pınarhisar'a 4-4,5 kilometre uzaklıktaki Erenler köyünde bulunan Binbir Oklu Ahmet Efendi'yi anlatacağız. O da Pınarhisar'ın bir köyüdür, yol üstüdür Poyralı'ya doğru giderken. Ona gitmeden önce hem Pınarhisar'ın böyle karayolları levhasını göstererek biz buraya geldik diye gösterelim istedik. Hem de Pınarhisar Kalesi'ne çıkıp ilçeyi de şöyle kısa bir sürede olsa sizlere orada anlatmak istiyoruz. Ondan sonra da esas maksadımız olan Binbir Oklu Ahmet Efendi'nin rahmetullahi aleyh türbesini ve onun hayatından bazı şeyleri anlatacağız. Pınarhisar, İstanbul'da Edirne kapıdan çıkan tarihi Edirne yolunun bir kısmının üzerindedir. Ve tarihi ticaret yollarının üzerinde olduğu için geleni geçeni en az Kırklareli kadar fazla olmuştur. Tabii gelen geçen ticaret için gelip geçtiği gibi talar içinde gelip geçiyor. İstilacılar da gelip geçiyorlar. Haçlı seferleri sırasında Latinler, Katalanlar buradan geldiler, geçtiler. Efendim, Bulgarlar İstanbul'a göz diktiler. İstanbul'u almak için 5-6 defa İstanbul muhasaraları vardır. Alamadılar, gittiler. Gene bu bölgeden geçtiler. Osmanlı 1360'lı yıllardan sonra burayı çok kısa sürede 61-62-63 gibi fethini tamamladı. Ve burayı Türk ve İslam ülkesi haline getirdi. Daha sonraki senelerde birkaç seneliğine Bulgarların hükmüne geçtiyse de tekrar Osmanlı hükmüne dönmüştür. Yani buna Osmanlı hükümranlığında bir kesiklik olduğu söylenmeyecek kadar az bir süredir. Öyle bir al-ver meselesi oldu. O gün bugündür burası hem kendi yerli halkıyla, yerli halkında Türkler de vardı, Bulgarlar da vardı, Ermeniler de vardı. Daha sonraki yıllarda burada bazı göçler oldu buraya. Bu göçleri şöyle sizlere söylemeye çalışayım. Mihalzadeler, Mihaloğulları zamanında, yani Mihaloğulları Kırklareli'nde camini gösterdiğimiz Hızır Bey'in ve onun oğlu Abdullah Bey'in zamanında buralara göçmen kabul edildi. Türklerin zaten İskan politikası böyleydi. Bir yeri fethettikleri zaman orayı İslam Türk ülkesi yapabilmek için oradaki Müslüman olmayanları kılıç çekerek Müslüman olun diye teklifte bulunmazlardı. Böyle bir şey yok dinimizde zaten. Din adına böyle gelip de masum insanları almak, kesmek bizim dinimizin emri değildir. Öyle diyenler yalan söylüyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Ne yaptı peki? Buralara Müslüman aileleri göçürttü. Nereden göçürttü? Bakın nerelerden gelmiş. Yani Pınarhisarlılarda belki asıllarının nereden geldiğini bilmeyebilirler. Onları söylüyorum size. Isparta'dan buraya eşraf aileleri, yani tanınmış aileleri göç ettiler. Gönen'den göç ettiler. Kırım bölgesinden de Giray sülalesine çok göçenler oldu. Hatta Kırım'ın Osmanlı ile ilişkilerinin son dönemlerinde Hanlar sülalesinden de, Kırım Hanları sülalesinden, Giraylardan Pınarhisar'a gelen olduğu gibi Vize'ye, bilhassa Saray'a da gelen oldu. Saray'daki tarihi caminin avlusunda bu Kırım Hanlarından, sülaleden şöyle böyle 50'ye yakın kabir vardır. O bir mecburi ikametti, sürgün değil de mecburi ikamet idi. Şimdi biz burada
daha fazla durmadan gidelim kaleye de efendim. Bir de Pınarhisar'ı size gösterip sonra da göstereceğimiz türbenin yanına doğru yola revan olalım. Geçiyoruz efendim Pınarhisar'ı göstermek üzere kalenin yanına. Şu anda Pınarhisar Kalesi'nin burçlarından birinin şöyle benim boyum kadar yükseklikteki temelleri üzerindeyiz. Geniş bir duvarı var, 1,5-2 metreye yakın duvarları var. Güzel ocak taşıyla yapılmış, muntazam yapılmış, çok emek verilmiş. Tarihi de Osmanlı'nın fethinden önce de yapılmış olan bir kale olmasına rağmen maalesef şu anda harabe, işte bazı insanların gelip buralarda efendim vakit geçirmesine sebep olacak şekilde biraz da bakıma muhtaç bir halde. Güzel bir tarihi eser restorasyonu projesiyle güzel bir turistik yer haline böyle getirilmesi buranın mümkün. Şimdi arkamda bir miktarını görebiliyorsunuz. Günün bu saatinde gösterebildiğimiz kadarıyla size ancak bu tepeyi bulduk. Göstereceğiz Pınarhisar'ı. Buradan da Bibiroklu Ahmet Efendi'nin kabrine gideceğiz. Burada zaten fazla kalmayacağız. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi yani 93 Harbi sırasında Kırklareli'yle beraber Pınarhisar'da Rusların istilasına uğramıştır. Rusların o gelişlerinde buraya belki bir vatan yapmak için gelmediler buraya. Ama Osmanlı'nın o günkü bazı devlet adamlarının Mithat Paşa dahil uygunsuz bir siyasetiyle sanki Rusları kışkırttılar. İngilizler de bu kışkırtmanın arka perdesindeydi. Hem Osmanlı'ya yapmayın etmeyin dediler, hem de Rus'un gelip Osmanlı'yı bir hırpalamasını istediler. Osmanlı Silahlı Kuvvetleri bu 93 Harbi'nde maalesef fena şekilde hırpalandı. Ta Yeşilköy'e kadar indiler, değil ki Pınarhisar'a vizeye gidecekler. Dolayısıyla buralarda tarihi eserlerimizde de bazı tarihi kıymetli şeylerimizde de çok büyük tahribata da Ruslar sebep oldular. Çünkü onlar ne hikmetse Osmanlı tarihi eserlerinden hem bir nemalanmak istiyorlar hem de onları maalesef haber vermeden alıp gidiyorlar. Bunun adına çalma denir. Şimdi daha sonraki yıllarda 1912 yıllarında bu sefer Bulgarlar İstanbul'a kadar gitmeye niyetlendiler. Ama Çatalca'dan öteye geçemediler. Çünkü İngiltere, Fransa gibi büyük Avrupa devletleri böyle Bulgar'ın bir Slav ırkından birisinin veya Rus'un İstanbul'a hakim olmasını kesinlikle istemiyorlardı. Kalırsa Osmanlı'da kalsın ama Rus'un eline geçmesin, geçerse bir daha alamayız diye. Yine onlar mani oldular. Böylece burada bir müddet istilaları devam etti. Daha sonrasında Yunanlılar İngiliz'in kışkırtmasıyla İzmir'de karaya çıktıktan sonra İzmir'den Polatlı'ya kadar, oradan döndüler işte Mudanya yoluyla Tekirdağ, Tekirdağ'dan da ta Bulgaristan hududuna kadar bu bölgeleri 2 aylık bir süre için dahi olsa istila etmiş oldular. Yani Pınarhisar ilçelerimiz arasında gazi ilçelerden birisidir. Buna rağmen ayakta kalmıştır. Şu anda işte Demirköy'e böyle 50 kilometre kadar mesafede olan bir çimento sanayi bulunan, daha başka da ondan başka bir sanayi bulunmayan bir asude, böyle mütevazı bir ilçemizdir. İşte bunun bir köyünde Binbiroklu Ahmet Efendi'nin kabri var. Şimdi buradan oraya gidiyoruz efendim. Binbiroklu Ahmet Efendi'nin türbesine giderken Pınarhisar içerisinden yokuşa, kale istikameti de denebilir, yokuşa doğru çıkarken bir kabre rastladık. Tarihi bir kabristan. Sonradan yeni definler de olmuş. Yani Osmanlıca yazılan kabirler de var. Taşları bugünkü harflerle yazılan kabirler de var. Efendim burada bir Haydar Baba kabri var. Biz de doğrusu bunu arıyorduk. Ararken bulduk. Ahmet Efendi'nin harp arkadaşı olduğu için, silah arkadaşı olduğu için bunu da burada sizlere anlatmak istedik. 1367'lerde 1. Murat Har'ın Kırklareli bölgesindeki fetih harekatı sırasında, yani oradaki Kırklar şehitlerinin, 40 şehidin verildiği zamanda
Pınarhisar'ın fethi için de bir müfreze ayırdı. Bu müfrezede efendim Hacı İl Bey ve Gazi Mihal Bey vardı. Yani Kırklareli'ndeki Hızır Bey Camii'ni yaptıran Hızır Bey'in babasıydı bu Gazi Mihal. Köse Mihal'in de torunu. İki Mihal birbirine karıştırılıyor. Köse Mihal o sülaleden ilk Müslüman olup Osman Gazi'ye arkadaşlık eden, sonra da Osmanlı'nın komutanlığını yapmış, birçok fetihlere imza atmış, kıymetli bir insan. Onun oğlu Paşa, onun da oğlu bu sefer Gazi Mihal. Bu Gazi Mihal'in de Edirne'de, Meriç'in üzerinde, efendim köprünün hemen yanında hem kabri var, hem de yaptırdığı bir cami var. Köprüye de Gazi Mihal Köprüsü diyorlar. Üzerinde de öyle levha var. Eskiden başka türlü yazıyordu. Onu çekim sırasında söylediği ilgililere düzelttiler sağ olsunlar. İşte bu Haydar Baba dediğimiz aslı Haydar Bey, Ahmet Bey, bir de Galip Beyler. Üçünden meydana gelen müfreze. Yani bir göreve gidin ifa edin dediğiniz bir ekip. Bugün operasyon ekipleri yapılıyor ya, onun gibi efendim. Bunlar da buraya geliyorlar. Buranın fethi esnasında belki birkaç bey daha var. Fakat bunlar burada şehit düştükleri için bunların adları daha çok anılmış. Bilhassa Binbiroklu Ahmet Efendi'yi Sultan Murat Han çok severmiş. Ve onlara burada efendim toprak da vermiş daha önceden. Evet ve işte bu Haydar Baba buraya defnedilmiş. Burada mı şehit oldu? Hayır. Galip Bey ile Haydar Bey burada şehit olmadı. Binbiroklu Ahmet Efendi ise şehit edildiği yere defnedildi. Üstündeki türbesini de Murad-ı Hüdavendigar yani 1. Murat Han yaptırdı. Ve uzun sürede orayla ilgilenmiştir. Vefatına kadar buralara yolu düştüğü zaman da orayı ziyaret ederdi. Şimdi bu bir kabristanın ortasında kalmış bir kabir. İlgililer sağ olsunlar epey bir şeyler yapmışlar. Ama insanlar bundan haberdar olması için bir defa yollara bilgilendirme levhaları koymaları lazım bir. İkincisi buralara bir türbe gibi olmasa da gelenlerin karda, kışta, yağmurda da gelen olur. Şimdi insanlarda araba var, kış yaz demiyorlar tatile çıkarken. Şuralara birer oturaklar konursa, sundurmalar şeklinde burası bir ziyaret yeri haline getirilir. Yani bundan 400 sene önce yaşamış, 500 sene önce yaşamış, bu memleketi bize yurt olarak bırakmışlar. E bunlara Fatiha okumayıp biz kime okuyacağız efendim? Biz okuyalım ki yarın da bizim kabrimizin başına gelenler Fatiha okumaya ihtiyaç duysunlar. Şimdi Ahmet Efendi'ye gidiyoruz. İyi ki arkadaş olduğu için bunu öne aldık. Şehrin içinde, Pınarhisar ilçesinin içinde. Öteki ise eski adı Tekke olan şimdiki Erenler Köyü'nün hemen girişinde. Şimdi oraya gidiyoruz efendim. Binbiroklu Ahmet Efendi'nin türbesinin önündeyiz. Pınarhisar ilçesi, eski adı Tekke olan, şimdiki adı Erenler olan köyün hemen girişinde Pınarhisar'dan gelirken sağda mükemmel bir Selçuklu tipi, hatta Osmanlı tipi bir türbeyi Murad-ı Hüdavendigar Hazretleri emrindeki tımar sahiplerinden biri olan Binbiroklu Ahmet Efendi'ye vefatından, şehadetinden sonra yaptırmış. Pınarhisar'ın fethine gönderdiği Hacı İl Bey ve Gazi Mihal Bey'in birlikleri içerisinde tımar ve zahmet sahiplerine, yani onlar da bey. Bir üst komutan Hacı İl Bey, Hızır Bey, Gazi Mihal Bey, Hızır Bey diye Gazi Mihal Bey. Onun bir altındaki komutanlar, yani tabur komutanları diyelim, ise Ahmet Bey, Haydar Bey ve Galip Beyler. Ve buranın fethi esnasında şehit olmuştur. Şehit olduğu yere de defnedilmiştir. Murat Han'ın emriyle. Fakat Haydar ve Galip Beyler ise Pınarhisar ilçesine kalenin yakınındaki bir mezarlığa defnedilmiştir. Biraz önce Haydar Bey rahmetlinin bunlar bey derken komutan anlamına, yani öyle almak lazım. Osmanlı'da bey ona denirdi efendim. Binbiroklu olmasının sebebi, insanlar diyorlar ki işte savaşırken efendim kellesi kesilmiş, kellesini koltuğuna almış, savaşmaya devam etmiş. Birçok harp menkıbelerinde bunlar var. Ama
Esas bu Ahmet Efendi'nin binbir oklu diye adlandırılması, tabir edilmesinin temelinde çok hızlı şekilde düşmana karşı ok çekebilirmiş. Ve ne yapıp yapıp yani anında karşıdaki hedefi vururmuş. Hani beklesin, vay sadaktan çeksin, çekemedi falan filan, benim okum nereye gitti? Yok böyle bir şey. At üzerinde giderken hızlı bir şekilde. Onun için ya bu adam bu kadar oku nereden buluyor? Bin bir tane oku mu var falan gibi bir ifadeyle sonra adı böyle kalmış. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Buranın fethinde ilk şehit düşenlerdendir. Kendisinin Anadolu'da herhangi bir yerde bir tımarı, zahmeti vardı. Tımarı vardı mutlaka. Ama o tımar, zahmet, mal, mülk hepsi bir tarafa, memleket yoluna feda olmak bir tarafa demiş, buraya gelmiş. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. 1367'den bugüne kadar zaman geçmiş. Biz gelen torunları ise onlardan böyle 600 küsür sene sonra, 630-640 sene sonra geliyoruz, türbesinin başında anıyoruz. Sizler de ekranınızın başından Fatiha'larınızı okuyunuz. Süremizin çok kısıtlı olduğunu arz ederim. Çünkü Haydar Bey'i biz planlamamıştık ama bu ilçenin bazı görevlileri bize istirham ettiler. Bu Haydar Bey'i de koyalım buraya dediler. Biz de onu vazife addettik. Onlara da teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah Haydar Bey hakkında daha da yeni bilgiler alarak onlara da ulaştırırız. İlçede oraya çok güzel bir şekilde ziyaret yeri yapabilir. Tabii böyle ziyaret yerine gelen insanlar efendim bir şeyler kesiyorlar. Bunu Allah rızası için sadaka niyetine kessinler. Buradaki insan kurban beklemiyor. Kurban Allah-u Teala'ya kesilir. Efendim buralara bez bağlamaya lüzum yok. Şu ağaçlara çivi çakmaya lüzum yok. Yani türbe ziyaretini yapan insan kitaplarımızda ne diyorsa öyle ziyaret etmelidir. Bezden, çabuttan medet beklememeli. Diyanet işlerimizde zaten bütün böyle türbe ziyaret yerlerine bu şekilde levhalar yazarak aman yapmayın diyor. Ama insanlar ya Diyanet öyle diyor ama ben gene bir mum dikeyim falan deyip gelip sağa solu mumla kirletiyorlar. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Hoşça kalınız.